Sevilla'dan herkese merhaba arkadaşlar. İspanya'nın en renkli şehrine geldik, en canlı şehrine geldik. Burada 7/24 hayat hiç bitmiyor. Size bir günde Sevilla'yı dolu dolu gezeceğiniz bir video hazırladım. Şu anda arkamda gördüğünüz yerle de videomuza başlıyoruz. Burası City Hall, Ayuntamiento Sevilla, yani belediye binası. Tam bir neoklasik harikası. Hatta Fransisken Manastırı'na da bağlayan da bir kemer var arkada. Burası 15. yüzyılda yapılmış ama dış cephesi, neoklasik cephesi de 18. yüzyılda eklenmiş. Üzerinde çeşitli kabartmalar var. Hatta şehrin kurucusu olduğuna inanılan Herkül'le Sezar'sın da figürleri var, kabartmaları var. Şu anda bulunduğumuz yerde Piazza Nuevo, yani yeni meydandayız şu anda. Burası oldukça canlı bir meydan. Birçok gösteri de sağda solda yapılıyor. Buradan da zaten bakın La Giralda, meşhur Sevilla Katedrali'nin olduğu kısma da şu sokaktan devam edebiliyorsunuz. Hazırsanız dolu dolu bir Sevilla gezisi başlıyor. Arkamda gördüğünüz bu eşsiz eser dünyanın en büyük gotik katedrali arkadaşlar. 116 metre uzunluğunda, 63 metre genişliğinde, 40 metre yüksekliğinde katedralin yanı sıra 92 metrelik devasa minaresiyle, şu an çan kulesi olarak kullanılsa da Almohad hanelerinin zamanında mağribi hükümdarlar burayı bir çan kulesi değil de bir minare yaptırmışlar. Ve o minare o zamandan bu zamana kadar dünyanın en yüksek kulelerinden bir tanesi olmuş. Bu görkemli katedrali şu anda yine 13 euroluk bir ücret karşılığında gezebiliyorsunuz. Kuleye de çıkmak ekstra ücret. Yanılmıyorsam o da 8 euroydu. Kuleye de çıktığınız zaman Sevilla'yı panoramik olarak görme şansınız da olacak. Bunun dışında şöyle bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bu mekan İspanya'daki en büyük ve en görkemli gotik bir yapı. Yani biliyorsunuz ki İspanya'da gotik yapılar çok yaygın ama en büyükleri, en büyüğü arkamda gördüğünüz Sevilla Katedrali diyoruz. Ve buradan sonra da artık yavaş yavaş farklı rotalara doğru devam edeceğiz. Sırada Sevilla'nın en önemli yerlerinden bir tanesi olan Sevilla Alcazar var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu kale, yani Alcazar, 10. yüzyılda halifelik hükümdarları için yapılmış. En görkemli zamanları da 11. yüzyılda El Mutawwid zamanında son halini almıştı. Sonraki dönemlerde Bakirler Avlusu başta olmak üzere 13. yüzyılda ve 14. yüzyılda eklemeler yapılmaya devam etmiş. Game of Thrones, Alabastanlı Lawrence ve Star Wars gibi birçok ünlü Hollywood filmi de yine arkamdaki bu muhteşem sarayda çekilmiş arkadaşlar. Sonraki dönemlerde mağribi mimarisi eklenmiş. Nedir bu mağribi? Gotik ile Arap mimarisinin bir araya getirerek ortaya çıktığı bir mimari şekli. Bunu sürekli anlattım size bu 3 gün boyunca. Ve şu gördüğünüz kısım yaklaşık 3-4 saatte gezebileceğiniz devasa bir aslında bir yer. İçinde böyle egzotik bir dünya sizi bekliyor olacak. 13 euro karşılığında internetten online satışla alabilirsiniz. Çocuklara ücretsiz 12 yaşına kadar. Yaklaşık böyle 2-3 saatte doya doya gezip bol bol fotoğraf çekip özellikle Bakireler Avlusu'nda zamanınızı geçirip artık katedral tarafına doğru geçebilirsiniz. Son olarak da şunu söylerim. Bakireler Avlusu dediğim gibi 1365-1375 yılları arasında bir 10 yıllık süreçte yapılmış. 52 tane sütun var tamamen bu havuzun çevresinde. Zaten görüntülerde gördünüz. Granada'daki Alhambra Sarayı'ndan sonra İspanya'da görüp görebileceğiniz en güzel saraylardan bir tanesi Alcazar. Burayı da görmeden Sevilla'dan ayrılmayın arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz meydan arkadaşlar Plaza del Cabildo. Normalde burasının gizli bir yer olması gerekiyordu ama sanırım pazar günleri burada bir para fuarı gibi, para pazarı gibi bir şey var. Eski paraları insanlar birbirine gelip alıyorlar, değiş tokuş yapıyorlar. Şu anda arkamda gördüğünüz herkes ya kart satıyor ya para satıyor. Değişik bir pazar olayı var şu anda burada. Burası İspanya'daki diğer meydanlara göre yarım ay şeklinde bir meydan. Hemen katedralin tam karşısında bulunuyor. Bir pasajın içinden geçerek buraya ulaşıyorsunuz. Sabah saatlerde buraya gelin. O zaman büyüsünü anlayabilirsiniz ama maalesef şu anda size bu büyüyü çok gösteremeyeceğim bu kalabalıktan dolayı. Katedrale kadar gelmişken burada uğramayı ihmal etmeyin.
Hadi biraz Sevilla'yı konuşalım arkadaşlar. Sevilla bence dünya üzerindeki en güzel ve canlı şehirlerden bir tanesi. Ya her yerde park var, eğlence var, tarihi mekanlarla, mimari iç içe, alışveriş caddeleri, eğlencesi, Triana gibi ya da işte dünkü size anlattığım Feria gibi muhteşem canlı bölgeleriyle oldukça popüler bir şehir. Hani Barcelona'nın biraz adı çıkmış ama bence Sevilla birçok açıdan Barcelona'nın daha güzel bir şehir ve daha bir İspanyol, öyle söyleyeyim, İspanyol kültürünü daha iyi hissetmenizi sağlayacak olan bir şehir. Flamengo'nun başkenti, onun dışında Paella'nın başkenti, gastronomi konusunda da oldukça iddialı bir yer. Yani her şey var, gerçekten her şey var. Hani ben yaşamak isteyeceğim şeyler arasında Sevilla'yı da her zaman koymuşumdur. Keşke bir fırsat olsa da bu şehirde böyle güzelce yaşasak. Şu anda da meşhur Plaça de Espanyol, Espanyol Meydanı'na gidiyoruz. Orada da çok güzel böyle bir saray ve bahçe var. Orayı da gezdikten sonra bu akşamki sürprizimize doğru devam edeceğiz. Sırada Sevilla'nın Venedik'i olan bölgeye geldik arkadaşlar. Burası Plaza Espana. Park Maria Luis'de bulunan bu 50 bin metrekarelik devasa alan neo mağribi mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi olan bu muhteşem yapıya da ev sahipliği yapıyor. Burada birçok özellik var. Birincisi kanallar olması ve insanlar burada kayıklarını kiralayıp gezebiliyorlar. İkincisi, bakın şu gördüğünüz balkonlarda 4 tane balkon var. Bunların hepsi halka açık. Yukarı çıkıp sadece etrafı gözlemleyebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Üçüncüsü, birazdan daha detaylı göstereceğim, her bir bankın bir sembol olması. O sembolleri de birazdan anlatacağım. Onun dışında 4 tane köprü var. O köprülerden geçerek gününüzü daha da renkli hale getirebilirsiniz. Sokak sanatlarının merkezi gibi bir yer. Birçok etkinlik burada yapılıyor dedim ya. Tam 50 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Kocaman bir meydan var. Faytonlar var. O seramiğin en güzel dokunuşları var. Bakın binanın çeşitli yerlerinden onları görebiliyorsunuz. Şu an dediğim gibi çok güzel bir yerdeyiz. Sevilla'nın en güzel, bana göre en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Zaten size sabahtan beri anlattığım o muhteşem mekanların yanında artık kapanışı, gün batımına doğru buraya geldik. Burada güzelce bir dinleneceğiz. Sonraki işte sürprizimize geçeceğiz. Çok güzel bir gün oldu. Gerçekten Sevilla muazzam bir şehirdi. Şu anda da bu zevki daha bir doruklara, bu Plaza de Espanya'da çıkarıyoruz. Şimdi biraz daha dinlenme vakti. Plaza de Espanya'daki arkadaşlar, bankların bir özelliği var. Bakın burada her bir İspanya şehrini simgeleyen banklar var. Arkada onların figürleri var. Mesela bakın şurası Barcelona, burası Burgos, orası Cordoba, Cadiz. Böyle sıralanıyor. Ta bu meydan bitene kadar bütün İspanya şehirlerini tek tek sıralamışlar. Ve günün sürprizi, Ramon Sanchez stadında Sevilla Osasuna maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Heyecanlı mıyız Bira? Evet. Barcelona ve Real Madrid maçından sonra artık Sevilla'yı da stadında izledik. İzleyeceğiz. Valla muazzam bir deneyim, yerimiz de çok güzel. Alcabal del Rey Otel'e çok teşekkür ediyoruz bize güzel bir sürprizleri için. Çünkü biz otel için rezervasyon yapmıştık, onlar bize böyle bir bilet hediye ettiler. Şu anda yerimiz de çok güzel, birazdan Marco Ayuk, Alex Telles gibi Galatasaray'ın eski oyuncularını da izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Hadi artık başlasın maç. Les Setas, yani mantarlar konseptiyle yapılmış bu eşsiz eser Metropol Parasol arkadaşlar. 2011 yılından beridir Sevilla'daki en ünlü modern sanat eseri bu. 26 metre yüksekliğindeki bu eser bir mantarı andırdığı için bu ismi almış. Buraya gelip fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Bu meydanında, küçük meydanında, Plaza Mayor diye geçiyor burası. Burada güzel etkinlikler oluyor, konserler oluyor. Mesela dün akşam bir tane olmuş, bitmiş. Biz şimdi gördük. Buraya bilet alarak da üst katına çıkabiliyorsunuz.
Yanılmıyorsam Alcazar'ın bileti burası için de geçerli olabilir. Şimdi bizde o bilet var, birazdan soracağız. Zaten yukarıda görürseniz görüntüleri, demek ki ücretsiz yukarı çıkabiliyorsunuzdur. Sonra I Love Sevilla yazısının arkasına geçerek fotoğraflarınızı da çekebilirsiniz. Burası biraz daha Feria'nın dışarısına doğru, artık katedrale yürürken karşınıza çıkan bir yer. Ama mutlaka listenize de dahil etmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten görüp görebileceğiniz en değişik eserlerden bir tanesi. Sevilla'daki konaklamamızı Hotel Alcoba del Rey'den yana kullandık arkadaşlar. Burası Feria bölgesindeki otellerden bir tanesi. Tam bir Endülüs oteli arkadaşlar. Bütün malzemeleri Fez'den getirilmiş, Fas'tan getirilmiş arkadaşlar. İçerideki bütün dekorasyonlar, düzenlemeler, renkler, o seramikler, ahşaplar, taş işlemeciliği böyle bir an sizi Fas havası hissettiriyor. Gerçekten çok beğendim. İnanılmaz böyle zevkli yapılmış bir otel. Onun dışında kahvaltısı hizmeti de veren. Kahvaltısı tipik bir İspanyol kahvaltısı ve biraz da Avrupa kahvaltısı ile karışık bir kahvaltı. Odaların böyle Fransız balkonlu küçük pencereli odanın da bu meydana açılıyor. Bu meydanı da görebiliyorsunuz. Şimdi oteldeki konaklamamızı anlattıktan sonra artık Sevilla'yı böyle bir derinlemesine size anlatacağım. Bugün dolu dolu Sevilla olacak. Otelimizin bulunduğu bölgede Macarena Kilisesi var arkadaşlar. Yani içeri az önce gördüm. Gerçekten muazzam bir kilise. Latin Kilisesi, Katolik Kilisesi. Şu anda da içeride bir seremoni var. Önünde de hatta bando takımı da hazırlanıyor. İçerisi tıklım tıklımdı. Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in ve diğer bütün Katolikler için önemli figürlerin içeride freskleri var, tasvirleri var ve bazı farklı, bizim de çok Türkiye'de alışık olmadığımız süslemeler diyeyim, onlar var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bizim hemen otelimiz Hotel Alcoba del Rey'in hemen yanında bulunuyordu. Şimdi de buradan sonra Sevilla sokaklarına doğru devam ediyoruz. İspanya'nın en canlı ve eğlenceli şehri kuşkusuz Sevilla arkadaşlar. Sevilla'nın da yine en güzel yeri bu açıdan Feria bölgesi. Yerel halkın özellikle takıldığı, turistlerin biraz daha uzak olduğu Feria'da kalmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada çok güzel küçük butik oteller ve hosteller var. Şu anda Feria'nın ana kalbindeyiz. Buradaki meydandayız. Bakın görüyorsunuz, şu anda hafta sonu olduğu için herkes sokaklara ve daha saat 7.30. Birazdan daha buralar canlanacak. Eğlenenler, oynayanlar, çoluklu çocuklu, aileli herkes burada. Mekanlarda oturan insanlar var. Bakın görüyorsunuz, restoranlar da var. Feria'ya da mutlaka böyle bir yarım gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Özellikle akşam saatlerinde çok daha güzel olacaktır. Şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar, katedrale çok yakın bir yerde bulunan Divino Salvador Kilisesi arkadaşlar. Bu gördüğünüz barok şaheseri 16. yüzyılda yapılmaya başlamış. Daha doğrusu 17. yüzyılda tamamlamış. Ama 16. ve 18. yüzyılda içindeki organ ve kutsal alan eklenmiş. Son halinde işte artık 18. yüzyıldan sonra alıyor. Aslında burası La Mesquita Adabbas adı verilen Sevilla'nın en eski camilerinden birinin yerine yapılmış. Ama sonraki dönemlerde artık Sevilla tamamen Hristiyanların eline geçince burası Hristiyanlara hizmet etmeye başlamış. Şu anda bulunduğunda küçük bir meydanda bulunuyor. Dediğim gibi katedrale çok yakın bir konumda. Öğleden sonra gelirseniz pembe bir ışık, Kutsal İsa ve İlahi Aşk adı verilen iki tane devasa sunak var. İçeri girdiğiniz zaman zaten büyüleneceksiniz. Öğleden sonraki pembe ışık oraya vurunca bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor. 4 euro karşılığında normalde giriş yapabiliyorsunuz ama bulunduğumuz hafta çok kutsal bir hafta. Yani Easter'den önce Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili bir günlerdeyiz. Tam olarak emin değilim. Onu öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Her yerde anma törenleri var ve bütün kiliselerde açık. Katedrali bilmiyorum ama şu an normalde burası 4 euro iken biz ücretsiz gezdik. Diğer bütün kiliselerde biz ücretsiz gezdik. O yüzden böyle zamanları da kaçırmayın diyorum ve yoluma devam ediyorum. Şimdi Avrupa'nın birçok şehrinde arkadaşlar içme suyu alabileceğiniz, içebileceğiniz çeşmeler bulunuyor. Suya boşuna, bakın şurada bile ucuz diyor ama iki tanesi 1 euro diyor suya, ama böyle ücretsiz olarak içebilirsiniz. Bu sularda hiçbir problem yok. Rahatlıkla içebilirsiniz. Biz mesela termosumuz var yanımızda. Bittikçe suyumuzu böyle yerlerden dolduruyoruz ya da bir şişe de taşıyabilirsiniz. Yemekler de Sevilla'da gerçekten diğer yerlere göre daha ucuz. Mesela porsiyon pizza, bakın bir dilimi 2 euro. Az önce şurada bir bira 1 euroydu. Yani böyle değişik değişik mekanlarda farklı, daha ekonomik olarak yiyip içebilirsiniz. Barcelona ya da Madrid'e göre Sevilla çok daha ucuz.
Sıradaki mekanımız Casa de Pilatos arkadaşlar. Burası Endülüs Valileri Sarayı diye geçiyor. Alcara Dükleri'nin de yaşadığı evlerden bir tanesiymiş burası da. Aslında bunun orijinali Kudüs'teki Pilatos evi. Bu onun bir kopyası gibi arkadaşlar. 15. ve 16. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Burası hem Rönesans dönemini, hem Pratex detayları, hem de barok unsurlarla Mudejar unsurlarının hepsini barındıran bir yer. Yani bu evin içerisinde 4 ayrı mimariyi görebiliyorsunuz. İçeride Endülüs mimarisinin en renkli Azuleros'tu sanırım. Azuleros adı verilen seramikler de var. Bol bol seramiklerden görüyorsunuz. O bahsettiğim valilerin ve düklerin heykellerini görüyorsunuz. İçeri giriş 10 euro arkadaşlar. Şimdi 10 euro da olduğu için ben şöyle kamerayı bıraktım. 10 euro da olduğu için hepsine giremiyoruz. Çünkü biz Alcazar'a ciddi bir para ayırdık. 13 euro gibi bir parayı Alcazar'a ayırdık. O yüzden böyle 10 euro, 13 euro, 15 euro, 20 euro bizi bayağı bir yoruyor. O yüzden size tavsiyem burayı da böyle bir listenizi alın. İyi bir bütçeniz varsa buraya da mutlaka girin. Gerçekten mimari açıdan çok güzel bir yer. Ben bir 5 sene önce geldiğim zaman girmiştim. Sanırım biz öğrenciyken daha zengindik. O zaman euro 3 ya da 2 iken daha zengindik. Öyle düşünüyorum. Şu an 20 ile çarpınca bir de 3 kişi olunca 600 lira buraya gezmek için çok ciddi bir maliyet. Evet, bu muhteşem saraydan sonra artık yavaş yavaş katedral bölgesine doğru girmeye başlıyoruz. Sıradaki mekanımız arkadaşlar Torre de Oro, yani Oro Kulesi. Gördüğünüz gibi aslında bu Selanik'teki kuleye de çok benziyor. Bir savunma kulesi bu. 1220 yılında inşa edilmiş. Bu aşağıda gördüğünüz nehir Guadalquivir nehri. Bu halde Kür de olabilir. Böyle değişik bir isim vardı. Şu anda bu gördüğünüz mekan 3 euro karşıda giriş yapabiliyorsunuz. Yukarıda çıkabiliyorsunuz. Denizcilik Müzesi olarak kullanılıyor. Artık yorulduk. Yani seviyeyi baştan sona gezdik. Son durağımıza gitmeden önce köprüden geçerken Triana bölgesine size bu kuleyi de göstermek istedim. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Sevilla'ya varmadan önce arkadaşlar burada Italica adı verilen Teatro Romano, tiyatro, yani Roma tiyatrosu var arkadaşlar. Burası neden ünlü? Game of Thrones'un o meşhur bütün o kral ve kraliçelerin bir araya gelip toplantı yaptığı sahnenin çekildiği yerdi. Zaten şu an görüntülerde görüyorsunuz. Ama işte çok ilginç bir şey. Ne bir bilgi var, hani ne zaman açılacak, neden kapalı. Hiçbir bilgi yok şu anda. Bakın şöyle bir göstereyim içeriği. Şöyle eski bir Roma tiyatrosu burası. Ama bazı filmlerin çekimlerinde kullanılıyor. Yani şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta biraz boşu boşuna gelmiş olduk açıkçası. Çünkü ne Google'da ne de burada herhangi bir bilgilendirme yok. Siz de eğer gelmek isteyecekseniz buraya lütfen ona göre araştırıp gelin.